Sırada kendisi. 3690. Zikrul <laughs> ihbari haber veren bi enne alel kişiye gerekir düşer ma'a kıyamihi fin nevafili nevafile nafillere yönelmenin yanı sıra nafile ibadetleri gerçekleştirmenin yanı sıra kişiye düşer Nedir? Ne düşer? اِعْطَٓاءَ الْحَوْظِ لِنَفْسِهِ وَاِيَالِهِ Hem kendine, hem de iyaline, çoluk çocuğuna ee, pay ayırsın, onların payını da versin. Bu da kişiye düşer. Kendisini nafilelere adayıp, başta kendisini unutması sonra çevresini unutması doğru değildir anlamında. Bir başlık bu. Hadise bakalım. 3690 nolu hadis. Akhbarana Ahmed ibn Ali el Musanna bize Ahmed bin Ali el Musanna haber verdi. Haddathana Abu Khaysama bize Abu Kaysama anlattı. Haddathana Cafer ibn Aun bize Cafer bin Aun anlattı. Haddathana Abu Umeys bize Abu Umeys anlattı an Aun ibn Abi Juhayfata o da bin Abi Juhayfadan an abihi o da babasından enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aha kardeşlik oluşturduğunu beyne Selmana ve Ebu Derda'i Selman'la Ebu Derda arasında bugün İkinci kez Ebu Derda'yı anıyoruz. Demin Muaviye hadisinde andık. Şimdi bir kez daha bu hadiste geçiyor Ebu Derda. Ebu Derda kiminle kardeşlik kurulmuş arasında? Selman arasında. Kale dedi ki Fece <laughs> Selmanu Selman geldi. Yezuru ziyaret ediyor. Eben Derda'yı, Ebu ziyaret ediyor. Kardeşi ya, ziyaretine gelmiş. Fera'a umme derda'i mutebettileten. Ümmü görmüş. Nasıl görmüş? Mutebettileten, mütebettil görmüş. Bu kelime bize Kur'an'dan bir ayeti hatırlatıyor. Estaizu billah وَذْكُرِسْمَا Bu sahne o ayeti anlamaya, tebettüle anlamaya yardımcı olacak. Ümmü derdai mütebettil görmüş. Ne demek? Yani böyle dünyadan ümidi kesilmiş, dağınık Bakmış haletine, yani kopmuş, ümitsiz kopmuş hayattan. Yaşama zevki, heyecanı kalmamış. Demek ki böyle insanlar görünür yani. kılına yansır, kıyafetine yansır, mimik ve yansır, heyecanına yansır. Belli zevksiz bir şey var. Bağlantıları kopmuş. O yüzden Cenab-ı Hak da ayette Rabbini an ve her şeyden kop, kop bana gel. Hadesinde bunu. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Hatta bazıları böyle namazda tebettülü böyle tazarro yani yakarış, acziyet ve fakir hali böyle bazıları hatta şey demişler saçını bile dağıt bu anlamda. Yani böyle örneği var mı Resulullah da bilmiyorum ama tebettül olması için. Mesela, adamın saçı düzgünse falan, bir de dağınık yani saçını bile taramamış. Neyi gösteriyor adamın ümitsiz olduğu şey olduğu böyle bakımsız. Ne için bakım yapacak kendine ki? İşte tebettül böyle bir kelime. Biraz kelimeyi anlayabilmek için söyledim. Kişi yin kişinin gözünü dünyevi şeyler artık kesmemeye, doldurmamaya başladığı dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a yöneldiğinde, inabe olduğunda tebettül onda görülebilir. Bu hadiste bu durumda tebettülü kişinin yani önlemesi gerektiğini gösteriyor. Biz eşi üzerinden görüyoruz tebettülü ama hadisi okuyunca birazdan göreceğiz ki bu tebettül e, ee, Ebu Derda'nın hanımına bulaşmış bir tebettül. Kimden bulaşmış? Ebu Derda'dan bulaşmış aslında. Okuyalım nasıl bir şey bu. Ümmü Derda'yı mütebettile görünce fakale ona dedi ki o ki konuştu onunla neyin var senin? Bakınız arkadaşının hanımıyla konuşuyor onu görüyor, mütebettin halini görüyor, konuşuyor. Kâlet dedi ki, inne ahaka senin kardeşin, leyset lehu hacetun fid dünya. Onun dünyaya bir ihtiyacı yok ki. Yani ben kime süsleneceğim demek istiyor. Işte. Ebu Derda gözü bir şey görmüyor. Yani Evet. Zahid birisi kabul ama zühdün ölçüsünü öğrenecek bu hadis çerçevesinde. Ve bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olan bir olay olarak yani merfu tarafı var. Tabi buradan Selman aldı mesajı. Yengesinden aldı mesajı. Ebu Derda'yı. Sonra Ebu Derda geldi. Rahaba bihi Selmanu. Selman onu merhabaladı. Bu böyle illa hanenin içerisinde olması gerekmez biliyorsunuz. Onların yapılaşmaları bizim yapılaşmamız gibi böyle kapalı, bağımsız bölümler şeklinde falan değil. Evin yarıca kısmı da zaten fina dedikleri evin ön alanıdır böyle. Öne açıktır hafiften iki taraftan kapalı olsa da orada böyle giren çıkan falan evin ön kısmı. Dolayısıyla hani evine girmiş kapalı alana halvetene gelmiş kapalı alan ortamı oluşmuş gibi anlaşılmasın. Elemme ca'a Ebu Derda'i Ebu Derda çıkıp geldi. Rahhabe bihi Selmanu. Selman onu merhabaladı. Hoş geldin dedi. Ve karrabe ileyhi ta'amen ve yemek sundu ona. Muhtemelen kendisi yemek yiyordu. Ona da yemek sundu. Fekale lehu Selmanu. Selman ona dedi ki: "İtam, buyur ye." Kale, tabi Ebu ne olmasını bekliyoruz. Kale Abu Derda dedi ki, inni saimun, ben oruçluyum. Kale, Selman dedi ki, tu aleyke, kasemle söylüyorum sana. İlla taimte. Başka yolu yok, yiyeceksin. Fe ma ana biakilin Ben kesinlikle yemeyeceğim hatta <laughs> ta'kula. Sen yemedikçe. Ben senin misafirinim. Sen yemedikçe ben de yemeyeceğim. Kasem olsun. Dedi. Kale fe bunun üzerine Ebu Derda da yedi. nafile bir oruç sonuçta tutuyor. Başka bir gün onun yerine getirir. Fe ma'ahu birlikte yediler. Ve bâta indahu, ve Selman onun yanında geceledi. Fe lemme min minel gece olunca kâme Ebu Derda'i Ebu Derda kalktı namaz kılmak için, geceyi ihya etmek için

Cesedinin de senin üzerinde hakkı var. اَعْطِي كُلَّ ذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ Herkese hakkını ver. Bu ayet bize neyi hatırlatıyor? Karun'un kavminde Karun'a öğüt veren Cenab-ı Hakk'ın alim dediği kimselerin وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا demelerini hatırlatıyor. Dünyadan nasibini unutma. Ebu Derda ahiret tutkusuna, ahiret arzusuna, ahiret ümidine öyle sıkı bağlanmış ki bizde olması beklenen bir hastalık, dünyayı unutma hastalığı. Keşke hastalığımız bu olsa dedirtiyor okuduğum zaman. Çünkü bu mümin, müminlerde görülmesi muhtemel bir hastalıktır, görülebilir. Ama bizde görülen hastalık cinsi başka yani biz biz ahireti unutma hastalığına giriyoruz çünkü dünyayı idealize, idealize ediyoruz ve amaç haline dönüştürüyoruz. Bu da hiç mümin hastalığı değil. Bu başkalarının hastalığı. Nauzu billah. Ve kum ve demiş ki son ve aftır. Oruç tuttuğun gibi iftar da et. Burada ölçü kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O ölçüyü taşmamaya bak. O tutardı, iftar da ederdi. Vakum ve Kalktığın da olsun, uyuduğun da olsun. Böyle her gece ibadetle. Ve eti ahlaka ne var? Kesmiş bağını hanımından belli. Burada açık ona vati eti ve hanımına var. Yani onunla buluş. Felemma kana inda subhi sabah olunca kale dedi ki kumil ana kalk şimdi. Fakama her ikisi kalktılar. Fasalleye kıldılar namazlarını. Thumma kharaja ila salati. Sonra namaza çıktılar. <laughs> ne anladık şimdi buradan? Kirekatı kıldılar. Sünnetlerini evde kıldılar. Sonra farz için camiye gittiler. <laughs> Felma sallan nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılınca kama <gülme> ileyhi ebu darda ebu Derda yerinde duramadı gitti resulullah'ın yanına ve ahaberehu bima qala selman selman ona söylediklerinin hepsini anlattı resulullah'a Fekal lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misli ma qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona Selman'ın dediklerinin aynısını söyledi veya benzerlerini söyledi diyor ravi. Evet. Hadiste eğitim maksatlı çok şey var. Ee, özellikle ölçüyü kaçırmak yani züh dediğimiz şeyin Resulullah'tan daha zahit, onun hayatındaki ölçüleri taşan yahut belli yerlerde aşan yerlere ulaşması, kaçması, ölçünün kaçırılması ihtimaline karşı ciddi bir öğüt var. Benzeri hadisler var Resulullah'tan başka da. Ben sizin inniyle ahşakum mu atkakum. Ben sizin en çok Allah'tan sakınanınız, en çok korkanınızım. Ben aileme varıyorum. Siz nasıl ailenizden elinizi ayağınızı çekersiniz? Şunu şunu yapıyorum, yatıyorum, uyuyorum vesaire diye. Evet. E, dolayısıyla burada ölçü Resulullah'ın kendisidir. Onda olsa bile ameller dozunu da ona uyarlamak zorundayız. Bazısı diyor ki bu amel Resulullah'ta var. Bidat yapmıyorum diyor. Tamam bidatı hiç konuşmuyoruz zaten. Bir de bunları yaptığı gibi üstüne bir de bidat koyanlar var. Nevzu billah bidatları değil konuştuğumuz şey. Zaten var Resulullah'ta. Resulullah'ın hiç yapmadığı türedi bir amel yapmıyorsunuz. Resulullah yaptığı bir şey ama bu kez de dozu kaçırıyorsunuz. Resulullah bu dozda yapmamış. Doza da uymak zorundayız. Bize bu hadis bunu talim ediyor. Tabi hadis hakkında bu kadar konuştuk. Kaynağını soracaksınız. Kaynağı Buhari'de 1867 numarayla mevcut. İmam Buhari hadisi Kitab-ı Savm'da oruç bölümünde vermiş. Bab başlığı olarak da men aqsama ala ahihi li yuftira fi ve lem alayhi kana Kardeşine orucunu bozması için kasem edip orucunu bozduran ve bunu kaza etmesi için herhangi bir şey söylemeyen kişi diye bab başlığı atmış.